Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, İvrindi'de baraj temeli attı, fidan dikti, Orköy kredisi kullanan köylülere sertifika verdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun katıldığı İvrindi ilçe merkezindeki tören, DSİ Genel Müdür Vekili Güven Karaçuhan'ın konuşmasıyla başladı. Biraz, biraz. Bereketli toprakları ile su kaynaklarına büyük ihtiyaç hissedilen Balıkesir şehrimize son derece önemli yatırımlar yapmaktayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğursa, İvrindi'nin tarihi günlerden birini yaşadığını söyledi. Çiftçimizin ürününe bereket geliyor. İşte ülkemizde siyasi ve ekonomik istikrarın olması bu şekilde yatırımları ayağımıza getiriyor. Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan da bu ilde görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirdiği ilçe programlarında şimdiye kadar böyle bir kalabalık görmediğini söyleyerek halkın gösterdiği ilgiden dolayı İvrindililere teşekkür etti. Şu anda sulamayla ilgili sorun bizim ilimiz açısından ciddi anlamda çözümlenmek üzere. Törende son olarak kürsüye çıkan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İvrindi ilçesine 20 yıl aradan sonra ilk defa geldiğini belirterek bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İvrindililere yol müjdesi de veren Bakan Eroğlu, 20 yıl sonra buraya gelen bir bakanım ama artık yollar yapılıyor, İvrindi'yi Türkiye'nin her yerine yaklaştıracağız, o zaman daha çok buraya geleceğiz diyerek şunları söyledi. Bugün burada Balıkesir'e 3 tane dev tesisin temelini atacağız. Takriben bu tesislerin toplam maliyeti 50 trilyon. Yani yeni parayla 50 milyon TL. Konuşmalardan sonra Orköy kredisi verilecek köylülere sertifika dağıtımı yapıldı. Daha sonra Ardıçtepe Barajı'nın temelinin atımında platforma tüm milletvekillerini de çağıran Bakan Eroğlu, müteahhit firma yetkilisini yanına alıp pazarlık yaptı. 7-7 artık bitireceksin artık. 7-7. Yok, 7-7, 2015 saat 16.59. Artık biraz çalışacaksın. Bu güzel ilçemizden şantiyedeki herkese selam ve sevgiler. Hadi ya Allah! İvrindililerin büyük ilgi gösterdiği törende Bakan Eroğlu son olarak İvrindi Hükümet Bahçesi'ne ağaç diktikten sonra Balıkesir'e döndü. Balıkesir'de AK Parti il teşkilatını ziyaret eden Bakan Eroğlu, partililerle bir süre görüştükten sonra Balıkesir Koordinasyon Kurulu'na katıldı.